Sevgili öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi 15. bölümümüze, yani paralel kenarın köşe taşlarını çözmeye başlıyorum bu videomuzla birlikte. 31 adet köşe taşımız varmış dostlar. Bunları tek tek, her köşe taşının bütün sorularını tek tek çözeceğim size. Ondan sonra da tarama testi, konu testi derken bunun da bitireceğiz inşallah. Şimdi bakalım neyle başlıyormuş bu? Bir özet yapılmış tabii ki, tüm köşe taşlarından önce olduğu gibi. Özetimizi kenara atalım. Birinci köşe taşımız buradaymış. Evet. 15. bölümün birinci köşe taşı dostlarım. Şöyle hemen ilk sorusunu koyalım. Odaklanmasını da ayarlayalım. Vira bismillah deyip başlayalım dostlarım. Güzel. Şimdi birinci sorumuzda bakalım ne diyor? Bir açı sorusu, x açısını soruyor bize ve çeşitli uzunlukları eşit olarak vermiş. Bir de açıortay görüyorum dostlar. Özel dörtgenlerimizde işte paralel kenar olsun, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk. Bunların beşinde eğer ki bir açıortay görüyorsam soruda ben hemen Z kuralı yapacağım arkadaşlarım. Bakınız burada bir açıortay görüyorum ve şu Z harfinden, şu Z'yi de göstereyim size. Şuradaki Z harfinden hemen buradaki açının da noktalı açı olduğunu, dolayısıyla şu kenarla AD'nin birbirine eşit olduğunu, bunun ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Şimdi paralel kenarımızda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için buna da tek çizgi koydum ben. Ve doğal olarak bu da ikizkenar çıktığı için buna da tek çizgiyi koyduk artık. Şimdi gelin açılarımızı yerleştirelim bir de. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Şu açımıza A derece dersek, şu eşit açıya. Buna da mecbur A derece diyeceğiz. Tabii ki buna da A derece diyeceğiz. Hemen paralel kenarın bir özelliği, karşılıklı açılarımızın ölçüsü birbirine eşittir. O halde bu C'ye de biz 2A demek zorundayız. Tabii ki burada da bir ikizkenar üçgen çıktığı için hemen buraya da 2A'yı yapıştırıyorum ve bakın son darbeyi vuralım şimdi. Şu Z'yi görelim. Onu da mavi ile çizeyim arkadaşlarım. Bakın şuradaki Z harfini de görelim dostlarım. Dolayısıyla şuranın da 2A olduğunu söyleyelim. Ve bu ikizkenar üçgenimizden de burası 2A ise şuranın da 2A olduğunu yazalım. Artık bakın şu ortadaki üçgenin 3 açısının da üstüne bir şeyler yazdım ve toplam 5A'lık bir açıya sahip. Hemen 5A üçgenimin iç açılarının toplamıdır, yani 180 diyorum. Dolayısıyla 180'i 5'e böldüğümde A'yı 36 buluyorum. Bana neyi soruyor? X'i soruyor arkadaşlarım. Hemen şurada A 36 ise 2A 72 yapar. Bu da 72'dir hocam. 72 ile 72'nin toplamı 144'tür. 180'e tamamlamam için x'e de 36 kalmalıdır. Yani cevabı Bursa'dan işaretledim. Ve geçtim ikinci sorumuza. Yine bir açı sorusuyla karşı karşıyayız. 30 derece verilmiş ve bazı uzunluklar verilmiş arkadaşlarım eşit olarak. Önce bunları yerleştirelim. DE ile BC eşitmiş. DE'ye şöyle tık tık işareti yapıyorum. O halde BC uzunluğumuz da tık tık işaretini hak eder. Eşit oldukları için. Aynı zamanda bu BC karşısındaki kenara eşitti. Yani şuraya da o zaman ben tık tık simgesini koymalıyım. Başka DF ile AB eşitmiş. O zaman DF'ye şu yana yatmış S harfini koyalım. AB uzunluğumuz da aynısı olacakmış. Buraya da aynı simgeyi koyduk. Ve tabii ki AB uzunluğu şu kenara eşit, karşılıklı kenarlar eşit olduğu için buraya da aynı simgeyi yerleştirdik dostlarım. Şimdi gelin birlikte bunun açılarına bir şeyler yazmaya çalışalım. Bakalım neler olacak. Şimdi eşit açılarımız var. O halde ben şuraya A derece dediğimde şunun da A derece olduğunu biliyorum artık. Ve bakın paralel kenarda yine birinci soruda söylediğimiz gibi karşılıklı açıların ölçüsü eşitti. O halde C'ye de biz bir A derece yapıştıralım. Burada da bir ikizkenar üçgenimiz var hocam. Buna da A derece diyeceğiz. Bakın bir yerden başladın mı? Kendisi geliyor, bulmaca gibi tek tek yerleştiriyorum dostum. Şimdi gelin bir de şunu yapalım arkadaşlar. Şuradaki açıya ne yazacağız? Bunu söyleyelim.
Bir de şuradaki açıya ne yazacağız? Bunları söyleyelim. Şimdi bizim üstteki üçgenimize bakarsanız iç açıları toplamı 180 dereceydi. Hocam 2A burada varsa o halde üçüncü açımıza şuna 180 eksi 2A yazmalıyız. Aynı şekilde bakın burada da 2A'mız var. O halde üçüncü açımıza 180 eksi 2A yazmalıyız dedik. Şimdi gelin bir de şunu konuşalım arkadaşlar. Şurada bakın şu açının tamamı ile şurada bir tamamı yani iki tane 180 eksi A ile 30 var. Şurada da A var. Paralel kenarda U kuralımız mevcuttur dostlar. İki kenar paralel olduğu için. Demek ki buradaki Denizli'deki şu bütün açıların toplamı ile şuradaki Adana'daki şu küçük A'nın toplamı 180 derece olacak. Hemen bunların toplayıp 180'e eşitliyorum. Bakın neler vardı şimdi yazalım. Şu üstteki açıda iki tane 180 eksi A var. Yani 360 eksi 4A var. Bir de 30 vardı. Artı diyorum şu alttaki şu A'yı topladığımda U kuralından dolayı 180 derece olmalıdır dedim. Peki şimdi bunları toplayıp 180'e eşitledik. Hadi bu işlemi de yapalım arkadaşlarım. Şu 180'den 360'dan çıkartırsak burada 180 kalır. 180 kaldı. 30 daha 210 yaptı burası. Eşittir diyelim. Eksi 4A'yı bu tarafa artı 4A olarak geçirdim. A'yı bu tarafa eksi A olarak geçirdim. Yani burada bir de 3A kaldı. Hemen 3A'yı 210'la sadeleştirdim. 210'u 3'e bölersem 70 çıktı. Bizim A dediğimiz uzunluk açı. Peki A'yı bulduk 70 hocam. Şurası 70. Şimdi bundan sonrasını bıraksam kendiniz de yaparsınız zaten arkadaşlar. Ama ben hemen söyleyeyim. Bakın bu tarafta da bir U kuralımız var. Şöyle göstereyim onu sizin için. Bir U kuralı da burada var. Demek ki şuradaki 70 ile X'in toplamı 180 olacak. O halde X'in kaç olması lazım? 110 olması lazımdır dedik. Çünkü 70 ile toplayınca 180 yapması gerekir dedik. Peki. Geçelim 3. sorumuza. Yine bir açı sorusu. Hemen başlayalım çözmeye. Şimdi yine paralel kenar demiş ve AE BC'nin iki katıdır demiş dostlarım. O halde biz BC'ye bir K uzunluğu dersek tabii ki AD de artık bizim için K birimdir. Karşılıklı kenarlar eşit çünkü. AE de ne olacakmış? 2 katı. 2K birim oldu dostlarım. Şimdi hemen şu bizim çok gözümüzden kaçan bir şeydir arkadaşlar. Şimdiki söyleyeceğim olay. Paralel kenarda çok gözümüzden kaçıyor bu. Bakın şurada bir yükseklik indirmiş. DE yüksekliği. Buraya 90 dereceyi koyuyoruz da şu Z harfini kullanıp da şurada bir Z harfi var bakın. Şuraya 90 dereceyi genelde gözümüzden kaçıyor koymak arkadaşlar. Bakın bu 90'ı koymadıktan sonra soruyu görmemiz biraz zorlaşacak. Lütfen buna da dikkat edin dostlarım. Hatta 4. soruda da görüyorum aynı muhabbeti. 90'ı yazmayı ihmal etmeyin. Pekala. Şimdi bakın ne çıktı karşımıza? Şu ortadaki üçgene bakarsanız 90'ın karşısına 2K düşerse neyin karşısına K düşer yani yarısı düşer? Sadece 30'un karşısına dostlarım. O halde şuradaki açımız kesinlikle 30 derecedir. 30, 90, 60 üçgeninden burası da 60 derecedir dedik. Bundan sonrası birkaç farklı yolla bulunabilir. Mesela M kuralı yapılabilir. Mesela Z kuralından bir şeyler bulunabilir falan filan. Bir sürü değişik değişik yöntemimiz var. İşte U kuralı yapabilirsiniz. Mesela şu açı 65 ise şu açının 115 olması lazım. Çünkü toplamları 180 olacak deyip. Hocam burası 115 ise 90'ı buradaysa X'e de 25 kalacak diyebilirsiniz dostlarım. Böyle de çözebilirdik soruyu. Evet. Geldim 4. soruya. Bakın o zaman 4. soruda direkt şunu yazalım mı artık biz? Şurada 90 derece varsa şu Fransa'nın burası da kesinlikle 90 derecedir. Hemen kendimiz yerleştirelim artık dostlarım. Sonra karşılıklı açılar eşitti. Burası 48 ise şuraya da 48 yazalım biz bir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi artık soruyu okuyabiliriz. Evet, 3 tane eşitlik görüyorum dostlar şöyle. 3 eşitliğimiz var. Başka 48 derecemiz var. X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. İlk aklıma gelen şey şu oldu dostum. Hemen şuradaki iki hipotenüs ikiye bölünmüş ya dostum.
Hemen şuradan FE'yi çizersem bir muhteşem üçlü oluşturmuş oldum ve FE uzunluğu da mutlaka şunlara eşit gelmiş oldu. Böylelikle ben şurada da bir ikizkenar üçgen çıkartmış oldum diyorum. Mutlaka bir işimize yarayacaktır. O yüzden bunu yapmak zor hissettim, yapma zorunda hissettim kendimi. Hemen birazcık daha hesaplama yapalım. Şurası 48. Artık burada bir ikizkenar var. Burası da 48. Şu aradaki minik açı 90 dereceydi ya buranın tamamı. Şu açımız 42 derece oldu arkadaşlarım. 90 olması için 48 ile 42'nin toplamıdır dedim oraya. Tabii burada da bir ikizkenar üçgen var. O halde şu açımızın da 42 derece olması gerekir. Bunu da yazmış olalım hemen. Başka şurası tabii ki 90 derece yine. Bu tarafı 90'sa bu tarafı da 90. Bakın şurada 90 ile 42'nin toplamı mevcut oldu. 132 derece çıktı burası. Burası 132 derece ise şu açıyla şu açının toplamına 48 derece kaldı arkadaşlarım. İkisinin toplamına 48 kaldı. Zaten iki iç açının toplamı bir dış açıdan da 48'i bulabilirdik. O halde bu açımızda 24, şu açımızda 24 olmalı. Çünkü ikizkenar üçgen eşit açılar bunlar. Şu 24'ü bulduktan sonra bir de bumerang çakalım arkadaşlarım. Soruyu gömmüş olalım böylelikle. Bakın şurada bir bumerangımız var. Onu kırmızı yapıyorum ben sizin için. Şöyle bir bumerang var arkadaşlar burada. Ve bumerangın kuralı neydi? İçerideki 3 açının toplamı yani içerideki 3 köşede bulunan açıların toplamı dışarıdaki açıya yani x'e eşit olacak. Hadi toplayalım. O halde 48'in, 42'nin ve 24'ün toplamı x olacak diyelim. 48 ile 42'nin toplamı zaten 90. 24 daha 114 yaptı. X'imizi de Ceyhan'dan bulduk. Evet. Birinci köşe taşımızı gömmüş olduk böylelikle dostlarım. Hemen çevirdim arka tarafı. Arka tarafta şey varmış, konu özetimiz vardı. Geldik 2 numaralı köşe taşımızın birinci sorusuna ve geçmişiz alana. Oo, pat diye alana geçtik. Hemen alan çözüyoruz. Bakalım. Şimdi karşılıklı kenarlar eşit dediği için bir kere şu AB uzunluğu da 24'tür. O halde şuralara 12 12 yazalım. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı. 5, 12, 13 dik üçgenidir bu. 5'i de yazdık. Ve bir paralel kenarın alanı yükseklik ile yüksekliğin indiği tabanın çarpımıdır. Kenarın çarpımıdır. Taban çarpı yüksekliktir. Bölü 2 yoktur. Sakın ha unutmayın arkadaşlarım. Alan formülümüzde. O halde sorumun cevabı 24 çarpı 5 gelecek dostlarım. 24 ile de 5'i çarparsanız denizli olduğunu görürsünüz. Evet, ikinci sorumuz yine bir alan sorusu. Bakın şurada bir 15, 20, 25 üçgenimiz var. O halde burası 25 birimdir. Bu kenar diyelim. Şimdi bize alanı soruyor. Yüksekliğin bir kısmını çizmiş. O halde devam ettirelim biz bu yüksekliği. Kalan kısmını yani şuradaki H dediğimiz kısmını da biz bulalım yüksekliğin. Paralel kenarın yüksekliği 8 ile h'ın toplamı olacak. Tabii ki öncelikle h'ı bulmamız lazım. Şimdi dik üçgende hatırlarsanız ah bacı diye bir formül öğretmiştim ben size. Ah bacı şuydu. Bir dik üçgenin dik kenarlarının çarpımı yani şurada yapalım. 15 ile 20'nin çarpımı eşittir her zaman demiştik. Hipotenüs ile hipotenüse ait yüksekliğin çarpımına yani 25 ile h'ın çarpımına. Peki 5'e bölelim 5 kalsın. 5'e bölelim 4 kalsın. Bir daha 5'e bölelim 1 kalsın. Şunu 5'e bölelim 3 kalsın. Bakın burada 12, burada da h kaldı. Demek ki h 12'ymiş şuradaki parça. Üçgenin yüksekliği 12 fakat paralel kenarın yüksekliği neydi? Tamamı. O halde 8 ile 12'nin toplamı 20'dir paralel kenarımın yüksekliği. Alan neydi? Taban ile yüksekliğin çarpımı. 20 ile 25'in çarpımı da 50 çift 0 500 yaptı. Evet geldik 3. sorumuza. Bakınız burada da x dediğimiz şeyin dışarıdan çizilen bir yükseklik olduğunu göreceğiz. Bakalım 6'mız var, 4'ümüz var, 3'ümüz var. X nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şu üçgenin alanını bulabiliyorsunuz siz. Bakın şurada bir üçgen var.
Kırmızılaştırdığım üçgenin alanı 3 çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulacağım bunun alanını. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 3. 3 çarpı 10 bölü 2'den 15 çıktı. Bu neyin alanı? Bu üçgenin alanı. Dostum, paralel kenarda bakın şurası DABC bir paralel kenar. Paralel kenarın bir köşegeni çizilirse alan iki eşit parçaya bölünür. Yani şu kırmızı alan 15 ise şuradaki boşluktaki beyaz alanda beyaz üçgenin alanı da 15'tir. Dolayısıyla tüm paralel kenarın alanı etti mi sana 30? Şimdi şurada da 3, 4, 5 üçgenimiz var. O halde burası da 5 oldu. Dostlar bir de şuna alışın. Şimdi benim alanı, şimdi tüm paralel kenarın alanına 30 dedik biz. Şimdi bu 30'u bulacağım arkadaşlar. Paralel kenarın alanı neydi? Taban yani bir kenarı çarpı 5'i aldım kenar olarak. O kenara ait yüksekliği almalıyım. İşte bu 5'e indirdiğim yükseklik normalde şudur. Ve bakın bu yükseklikle şuradaki x birbirine eşit uzunluktadır dostum. Çünkü paralel doğruların arasından çizilen tüm yükseklikler eşittir. Mesela şu da x'tir. Mesela şu da x'tir. Bu da x'tir. Bu da x'tir. Paralel iki doğru arasındaki çizilen tüm yükseklikler birbirine eşittir. O halde bu 5 kenarına inen yükseklik bizim için aslında x'miş arkadaşlarım. Demek ki 5 ile x'in çarpımıdır tüm paralel kenarın alanı. Yani 5 ile neyin çarpımı 30'dur? 6'nın dedim. Cevap da Bursa'dan geldi. Evet, dördüncü sorumuzdayız. ABC'de yine bir paralel kenar verilmiş. Şimdi burada kenarlar arasında bir ilişki var. AB kenarının uzunluğuna 4K derseniz diyor. Şuna 4K diyelim. ABC uzunluğu yani şu uzunluk 3K olacak diyor. Şimdi KL ile EF'nin toplamı yani yüksekliklerin toplamını da 14 olduğuna göre KL nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz bu KL'ye X diyelim. X uzunluğunda olsun. Bu paralel kenarın alanı X çarpı 4K'dır diyebilir miyiz arkadaşlar? X çarpı 4K paralel kenarımızın alanıdır. Peki yine aynı paralel kenarın alanını biz şöyle bulabilir miyiz? Diğer yükseklikten Y diyelim bu EF yüksekliğine de Y çarpı 3K diyerek de bulabilir miyim ben bunun alanını? O halde öyle yazalım. Y çarpı 3K'dır diyelim. İkisi de aynı paralel kenarın alanıysa birbirlerine eşittir. Hemen K'ları sadeleştirdim. Bakınız ne çıktı? 4X eşit çıktı 3Y'ye. Buradan X demek ki 3'ün bir katı, Y demek ki 4'ün bir katı olacak diyebilirim. Hemen X'e 3A diyelim, Y'ye de 4A diyelim arkadaşlar. Ve bize bakın bu 3A ile 4A'nın toplamını yani 7A'yı 14 diye vermiş. 7A eşittir 14 ise A eşittir 2'yi buldum. Benden ne istiyordu? X'i istiyordu. X'imiz neydi? 3A. 3 tane 2'yi istiyor bizden. Edirne'yi işaretledim dostlar. Evet. İkinci köşe taşını da gömmüş olduk böylelikle. Hemen çevirdik arka sayfamızı. Ve 3 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Birinci sorumuz. Bakınız. Daha bu paralel kenarın ilk sorusunda ne demiştim? İlk köşe taşının ilk sorusunda. Arkadaşlar paralel kenarın içinde açıortay görüyorsanız Z harfi yapıp ikizkenar üçgen bulacaksınız demiştim. İşte bakın bir açıortay görüyorum. Hemen şu Z harfini kullandım. Şurada bir Z harfi var. Buraya da noktalı açıdır dedim. Ve ikizkenarımı gördüm. Şunlar ikizkenar çıktı. Demek ki burası da 5. E burası 5 ise karşısındaki kenar 5. Burası 6. Demek ki karşısındaki kenar da 6. Bana paralel kenarın çevresini soruyor. 5 ile 6'nın toplamı 11. 11 de buradan gelecek 5 ile 6'nın toplamı. Tüm çevre 22 yapacak arkadaşlarım. 4 kenarın toplamı. Şuna geldik. ABC'de paralel kenar 3 var, 4 var. O zaman hemen şuraya 5'i yapıştıralım. Ve burası 5 ise arkadaşlarım buraya da 5 olduğunu söyleyelim. Bu 1. 2. 2. Açıortay var. Z harfinden şurası da noktalı açıdır. Demek ki bu kenarla bu kenar eşit. O halde buraya da 5'i yapıştıralım. Ve dostum şurası 8 ise
Buraya da 8'i yapıştıralım. Bir de ne demiştim? Gözden çok kaçan bir şey vardır. Şu yüksekliğin burası 90 derece ise şu tarafına da karşısındaki açısına da siz 90'ı lütfen yazın. Z harfinden bunu mutlaka görün demiştik. Gözden kaçmasın. Artık dik üçgende hipotenüsü soruyor bana. Hatta bu bizim sevdiğimiz, benim hatırım için ezberleyin dediğim konu anlatımlı videomda benim hatırım için ezberleyin dedim. Çünkü çok sık çıkacak karşımıza bir dik üçgen çeşidiydi. Nasıl bir dik üçgen hoca? Dik kenarlardan biri diğerinin iki katı olan bir dik üçgen. Burada Pisagor yapmanıza gerek yok. Küçük olanın kök 5 katıdır hipotenüs. Yani 4'ün kök 5 katı 4 kök 5'tir diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Bakınız yine bir açıortay görüyorum. Yine bir diklik görüyorum. İsterseniz bu söylediklerimizi hemen bir yapalım taktiklerimizi. Şimdi bir, şurası 90 derece ise şu açımız. Hemen bunun tersini yöne Z harfinden 90'ı yazalım. İşimize yarasa da yaramasa da yazalım arkadaşlarım. Sonra başka AB'yi 10 vermiş. O zaman şuraya da 10 yazalım. Şurada açıortay varsa Z harfini görün demiştik mutlaka. İkizkenar üçgeni bulun dedik. Bunu da işaretledik. Ve şurası da 10 geldi dedim. Şimdi hemen bir de ne yapalım? Pisagor bağıntısı yapalım. Bakın şu dik üçgende. Tabii şimdi ben bir Pisagor bağıntısı yapacağım arkadaşlarım ama Pisagor yapmadan da şu dik üçgende bakın hipotenüs 10. Dik kenarlardan biri yarısının kök 3 katı. Burada 30-60-90 üçgenini görebilirseniz CE'ye 5'i kendiniz pat diye yapıştırabilirsiniz eğer isterseniz. Ama yok göremedik hocam. Mecbur ne yapacaksın? Pisagor bağıntısı yapacaksın. 10'un karesi 100. 5 köküçün karesi 75 artı x kare diyeceksin. 25 bulup 5'i buraya yazacaksın kardeşim. Pisagor'dan da bulabilirsin. Yani illa 30, 60, 90'ı görmek zorunda değilsin. Peki bu durumda şimdi burası 15 dereceyiz. 15 birimse buranın da 15 olduğunu söyleyebiliriz hemen. Ve artık bakın ne yapabilirim ben dostum? Şurada Pisagor bağıntısı yaparak x'i bulabilirim. Gönül rahatlığıyla artık bunu yazabilirsiniz Pisagor bağıntısından. Ya da yine şunu da yapabiliriz artık. 30-60-90'ı görmenin avantajından faydalanalım. Şurası 30 derece, şurası 60 derece. U kuralımız vardı arkadaşlarım. 60 ise şurası 120 derece çıktı. Ve tabii ki burası 120 ise şunlar 30, 30, bu da 30. Bakın burada da 30, 60, 90'ı kullanabilirim. 30'un karşısı 5 kök 3 ise 90'ın karşısı 2 katıdır. 10 kök 3'tür diyebilirim. Ya da şurada 120, 30, 30 üçgeninin özelliği neydi? 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. Yani 10'un kök 3 katı deyip bulabilirim. Ya da arkadaşlarım işte hiç 30, 60, 90'ı görmediysen de buradaki üçgende seve seve Pisagor bağıntısını yapacaksın. X'i yine 10 kök 3 bulabilirsin. Geldim 4 numaraya. Artık gözümüz, kulağımız, dilimiz alıştı arkadaşlar. Açıortay gördük. Hiç düşünmeyeceğiz. Bir kere Z harfini patlatacağız. Ve şuradaki açının da noktalı açı olduğunu, buranın da ikizkenar üçgen olduğunu söyleyeceğiz. Peki burası 12 ise şurası da 12'dir. Buraya 8'imizi yazalım. Buraya 8'imizi yazalım. Buraya da 8'imizi yazalım. Karşılıklı açılar eşitti. O halde buraya 150 derecemizi yazalım. Bizden de tüm şeklin alanı isteniyor arkadaşlarım. Şimdi bunun da birçok farklı yolu var arkadaşlar. Mesela sinüsten alanını bulabiliyoruz eğer istersek. Paralel kenarın şöyle ki. Paralel kenarın kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyorsun. 8 ile 12'yi bakın yazayım onu. Birinci yol diyeyim şöyle. 8 ile 12'yi çarpıp aradaki açının da sinüsüyle çarptığında sinüs 150. Sinüs 150 sinüs 30'a eşit. O da 1 bölü 2 yapıyor dostum. 1 bölü 2 ile de çarpıyorum. Buradan 48'i buluyorum. Şimdi Adana şıkkımız doğru cevapmış. Bu birinci yol olsun. Böyle de bulabilirsin. Ya da şöyle bulabilirsin canım kardeşim. Hocam ben şu üçgenin alanını sinüsten bulmak istiyorum. O zaman hani formülümüz neydi? 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı sinüs 30. Yani sinüs 150. Buradan da bu üçgeni bulup
Bu üçgeni bulduktan sonra şöyle bir köşegen çizersin ve dersin ki 8'e işte bilmem ne düştüyse 4'e yarısı düşer. Dolayısıyla köşegenin üst tarafındaki alanı bulmuşsun, altındaki de aynısı olacak, tüm alanı buldum diyebilirsin. Bu ikinci yol. Ya da hocam ben taban çarpı yükseklik yapmak istiyorum deyip şöyle bir diklik indirirsin C'den aşağıya. Şurası 30, 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 dediğinde bu yükseklik 4 artık şuradan inen yüksekliğe eşitti, değil mi dostum? Ya da şuradan. Yani paralel iki doğrunun arasında inen bütün yükseklikler eşit demiştim. O halde yükseklik çarpı tabandan, yani 4 çarpı 12'den de eğer istersen alanı bulabilirdin. Evet. Geçtim. 3 numarayı da gördük. Hemen 4 numaralı köşe taşımıza girişelim arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. 4'ü de çözelim biz ya. Çözelim hepsini, ne olacak? Şimdi buna geldik. Bakalım ne diyor? Bakın açıortay var. Hatta 2 tane açıortay var. O zaman ben 2 tane Z kuralı çakabilirim burada istersen. Hemen yapalım isterseniz arkadaşlarım. Şurası kesinlikle noktalı açıdır diyelim. Dolayısıyla şu DL uzunluğu da 8 birim geldi. Şimdi burası toplam 12 ise şu LC'ye 4 kalmış olması lazım. Çünkü DC'nin de 12 olduğunu biliyoruz. Sonra burası 8 ise şuraya da 8 yazalım biz arkadaşlar. Hemen yapıştıralım bu 8'imizi de. Sonra diyelim ki kardeşim bak burada da şurasının çizgili açı olduğunu yine Z kuralından gördüm. O halde şu uzunluğun da 8 olması lazım. Şuranın. KC'nin yani. E peki 4 buradaysa X'e de 4 kaldı. Tabii ki şu DK'ya da 4 kaldı. Yapıştır gelsin. X'i soruyor zaten. Direkt 4'ü yapıştırdım. İkinci sorumuza bakalım. Arkadaşlar iki tane açıortayın arasındaki açı kesinlikle 90 derece olacak. Bunu bir söyleyelim önce. 3, 4, 5 üçgeninden buraya 5 yazalım. Dostum şu DC'nin 12 olması gerekiyor. Şuraya 7'mizi yazalım. Ve yine açıortay Z harfi ikizkenar derken şuranın çizgili açı olduğunu ve bu kenarla bu kenarın ikizkenarlar olduğunu şuraya da 7'yi yapıştıralım. Dolayısıyla artık BC'mizin de 7 olduğunu paralel kenarın karşılıklı kenarların eşit olmasından biliyoruz. Hemen geldik bu üçüncü sorumuza. Bakın yine iki tane açıortayımız var. İki açıortayın arasındaki açı ne demiştim? 90 derece. O zaman buraya 90'ımızı yapıştırdım ben bir kere. Bu bir. Sonra şu Z harfini yapıp buraya çizgili açı diyelim. O halde buranın da 10 olduğunu söyleyelim. Şimdi burası 10 ise buraya da 10 yazalım ve şu Z harfinden buranın da noktalı açı olduğunu söyleyip şu kenarla şu kenarın eşitliğini, yani buranın da 10 olduğunu söyleyelim. Peki toplam burası 20 ise bu aşağısı AB de 20, 4'ü burada, buraya da 16 kaldı ve bakın diklikten diklik inen doğruyu soruyor bize. Öklit amcayı soruyor kısacası. Hemen Öklit'i patlatalım. H kare P çarpı K'ydı. Yani x kare 16 çarpı 4. 16 ile 4'ün çarpımı 64'tür. X neyin karesi 64'tür sorusunun cevabı da Denizli'den geldi dostlarım. Evet, geçelim 4 numaralı sorumuza arkadaşlar. Hemen şu Edirne'nin ne olduğunu gördünüz siz. 90 derece olduğunu bir kere gördünüz. Bu bir. Sonra şu Z harfini konuştuk hocam. Şurası da çizgili açıdır ve şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Hatta BC de bunlara eşittir. Çünkü karşılıklı kenarlar eşitti dedik. Şimdi AF'ye 3K derseniz diyor. Hemen 3K yazalım. O zaman bu da 3K. O zaman bu da 3K. FB'ye 2K diyeceksiniz diyor. O zaman burası 2K. Tabii ki bu 5K olduğu için buranın da 5K olduğunu söyleyelim. Ve bize FE'yi 4 vermiş arkadaşlarım. FE uzunluğu 4 ise diyor DEX nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakın şöyle yapalım. İkiz kenarı gördük. Tabanına bir diklik indirelim. Bu diklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yani X dediğimiz uzunluğu AA olmak üzere iki parçaya böldü. X eşittir 2A çıktı. Ve şuradaki üçgen ile şuradaki üçgenin benzerliğinden soruyu çözeceğim şimdi dostlarım. Bakın şuna da çizgili açı yazalım. Bu noktalı açıysa buna da noktalı açı yazalım.
Burada 90'ın karşısında 2K var. Burada 90'ın karşısında 3K var. Yani 2 bölü 3'müş benzerlik oranları. Eşittir diyorum. Burada noktalı açının karşısında 4 var. Burada noktalı açının karşısında da A var. Tabii ki bu 2 katına çıktıysa bu da 2 katına çıkacak. A'yı 6 bulacağız. Ama bize 2A'yı soruyor. Unutmayalım. 12'yi işaretleyeceğiz dostlar. Evet, 4 numaralı köşe taşımızı da gömdük. Şimdi sayfa yarım kalmasın isterseniz 5 numaralı köşe taşını da biz burada aradan çıkartalım. 5 numarada bitsin arkadaşlarım. Şey yapalım. Öyle bırakalım videoyu, öyle bitirelim. Şimdi buna bir bakalım ne diyormuş bu birinci sorumuz. İki tane açıortay var ve EF paralelmiş BC uzunluğuna. Yani şurası paralelmiş arkadaşlarım şöyle. Şimdi iki açıortayın arasındaki açı kesin 90 dereceydi bu bir. Ben bu paraleli biraz daha şöyle uzatırsam bu paralel tam orta taban olur. İspatlayalım. İlk kez karşımıza çıktığı için ispatlayarak gidelim. Bakın şuradaki Z harfini konuşursanız şunu. Buranın da noktalı açı olduğunu görürsünüz. Demek ki şu parça bu parçaya eşit. Bu bir. Bundan sonra muhteşem üçlü deyip buna da eşittir işareti koyabilirim ama biz yine devam edelim. Şuradaki Z harfini görelim bir de. Şu Z harfini. O zaman buna da çizgili açıdırsın diyelim. Ve bakın çizgili açı çizgili açı olduğu için bu parçanın da buraya eşit olduğunu böylelikle ispatlamış olduk. Zaten muhteşem üçlüden de üçünün eşit olduğunu söyleyecektik. Dolayısıyla bu paralel doğru. Bu tarafı ikiye böldüyse bu tarafı da mecbur ikiye bölecek. Aynı şekilde. Dolayısıyla artık arkadaşlarım neyi görmüş olduk biz? Bunun orta taban olduğunu gördük. Tabii ki şurası 8 ise 4, 4 diye böldük. Bu da 4 oldu. Bakın bu paralel doğru toplamda 7 ise burası da 7. Burası da 7 geldi. Paralel kenarın çevresini soruyor. Şimdi şurası 8, burası 7. Toplarsak 15. Yine burası 8, burası 7. Toplarsak 15 de buradan geliyor. Tüm çevremiz 30 çıktı. İkinci soru. Hemen şunu söyleyelim artık. İki tane açıortayın arasındaki açı kesin 90 derece. Ve buradan çizilen şu LE paralel doğruymuş. Çünkü şu da bir paralel kenarmış. Demek ki burayla burası paralel. Bu paralel doğruyu biz buradan uzattığımızda kesin ikiye bölüyordu. Muhteşem üçlü yapıyordu. Ve bu tarafı da ikiye bölüyordu. Orta taban oluyor demiştik. Bunun da ispatını şu Z kurallarından söylemiştik dostlarım. Şimdi burada 12, 16, 20 üçgeni var. O zaman bunlar 10 birim. 10 birim. Şu da 10 birim yaptı. Bunu da söylemiş olalım. Başka çevre ABCD. ABCD'nin çevresi diyor. Şimdi burası 10, 10. O zaman şurası da 10, 10. Hatta bakın şu 10 ise burası da 10 oldu. Bunu da yazalım. Sonra şurası 10 ise burası da mecbur 10 geldi. Şuna x demeyelim ya da a diyelim buna. Burası da a'dır. Burası da 10 artı a'dır diyelim. Şimdi ABCD'nin çevresinden şuradaki paralel kenarın çevresini çıkartın diyor. Hadi bulalım. Şimdi büyüğünün çevresi şurada 20 var. 20 de buradan 40. 10, 20 de buradan geliyor 60. A ve A. Yani 60 artı 2A'dan neyi çıkartacağız biz arkadaşlarım? Şuradaki paralel kenarın çevresini. Bunun çevresi de 10, 20, 2A. Yani 20 artı 2A'yı biz çıkaracakmışız. Peki çıkarma işlemini yapalım. Önce şu dağılma özelliğini kullanalım. 60 artı 2A olur burası. Eksiyi içeriye dağıtırsam eksi 20 eksi 2A gelir ki 2A'lar gider. 60 eksi 20'den Edirne gelir sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Yine bir paralel kenar E ve F açıortayların kesim noktalarıdır. EF'yi 18 verdim sana diyor. Artık şunları biliyoruz. İki açıortayın arası 90 derece. Çakalım bunları. Buradan çizilen paralel doğru. Paralel mi bu arada bu? ABCD paralel kenarının çevresi E ve F açıortayların kesim noktasıysa ve bunları birleştirdiysek evet kesinlikle paralel. Burayı ikiye bölecek. Burayı ikiye bölecek ve muhteşem üçlüden bunlar birbirine eşit olacak. Yani şuna A dersem bu da A, bu da A, bu da A,
Bu da A ve bu da A oldu. Ve şu EF'nin uzunluğu 18 ise şu ortaya ne yazmalıyım? 18 eksi 2A. Yani şuradaki A ile şuradaki A'yı çıkarttım. O halde DC de 18 eksi 2A'dır. Bu da 18 eksi 2A'dır. Şimdi paralel kenarın çevresini soruyor. Bakın burada bir 2A'mız var. 2A da buradan geliyor. Bir 4A var kısa kenarlardan. Artı 18 eksi 2A. 18 eksi 2A daha 36 eksi 4A yapar ki 4A'lar giderse çevremiz 36 gelir. Evet, dördüncü sorumuz. Arkadaşlar 2 tane hatta 4 tane açıortay çizip de şurada bir paralel kenar oluşur. Ve bu paralel kenarın şu köşegeni her zaman uzun kenarla kısa kenarın farkına eşittir dostlarım. Paralel kenar dediğime bakmayın, kare, dikdörtgen oluyor hatta bu. Dikdörtgen oluyor, özel dörtgen oluyor. Çünkü paralel kenarın özel hali oluyor. Çünkü buradaki açıların biz 90 olduğunu biliyoruz. O zaman bu da 90, bu da 90. Yine şu da 90, iki açıortayın arası olduğu için bu da 90. Ve bu köşegenle şu köşegen birbirine eşittir. Buraya da x yazıyoruz. Neyse çok uzatmıyorum arkadaşlarım. Zaten hani böyle bir soru sorulur mu? Direkt kural sorusu olduğu için sorulacağını çok zannetmiyorum arkadaşlarım. Çünkü artık herkes bununla bunun farkı olduğunu, yani cevabın 6 olduğunu pat diye söyleyebilir. O yüzden çok da sorulacağını düşünmüyorum ben bunun. İspatı da gayet basittir. Gerekirse yaparız. Evet arkadaşlarım. İlk 5 köşe taşımızı gömdük. Bir sonraki videoda devam edeceğiz işte. Hadi bakalım, iyi çalışın. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar.